Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün de gördüğünüz gibi sizler için oldukça sağlıklı bir tarifim var arkadaşlar. Brokoli, havuç, kapya biber ve patatesle hazırlayabileceğimiz, ister ana yemeğin yanında, isterseniz öğün olarak yiyebileceğiniz oldukça lezzetli bir yemek paylaşacağım sizler için. Bunun için de önce brokolilerimizi sirkeli suya koyacağım. Onu bekletirken de patateslerimizi, havuçlarımızı ve kapya biberimizi temizleyip doğrayacağım. Tüm bu hazırlıkları yaptıktan sonra görüşelim arkadaşlar. Ocağımızın altını yaktım. Sebzelerimizi de gördüğünüz gibi doğradım arkadaşlar. Şimdi şöyle tavamıza 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım. Dilerseniz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Patateslerimizi ilave edip hemen kavurmaya başlayalım. Bu arada brokoli çabuk piştiği için onlar hala sirkeli suda bekliyor arkadaşlar. Biraz daha beklesin. Şöyle patateslerimizi biraz kavuralım. Daha sonra havuçları. Ondan sonra da biberleri açacağız. Genelde ben bu tarifi karnabaharla yapıyorum arkadaşlar. O şekilde de çok güzel oluyor. Şu anda elimde brokoli olduğu için size brokoli ile yapılan şekliyle göstereceğim tarifimi. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağım. Dilerseniz sarımsaklı yoğurt kullanmak istemiyorsunuz üzerine. Sarımsakları içine atın, onları da beraber kavurun arkadaşlar. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Yoğurtsuz yaptığım zamanlarda genelde öyle yapıyorum. Sebzeleri artırabilirsiniz, dilediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzemeler varsa. Şöyle. Havuçlarımızı da ilave edelim. Ölçüyü kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Daha fazla kişiyseniz kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Bu bize yeterli. İki kişi için gayet yeterli oluyor. Şimdi biraz da şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzumuzu koyuyorum. Karabiberimizi de ilave ediyorum. Onu da yarım çay kaşığı kadar koyabilirsiniz. Şimdi bunu kapağını da kapatıp iyice pişireceğiz arkadaşlar. Altını kısacağım. Patateslerimiz ve havuçlarımız tamamen yumuşayana kadar pişireceğiz. Daha sonra kapya biberlerimizi koyacağız. Sebzelerimizi bir kontrol edelim. Altını en kısa getirmedim arkadaşlar. Sebzeler çok sulanmasın diye. Biraz kısın yeterli. Şöyle kavuralım. Gördüğünüz gibi hala brokoliler suda bekliyor. Kapya biberlerini de şimdi atmayacağım. Biraz daha döndürelim. Tam da bu esnada diş diş koyacağınız sarımsaklarınızı da ilave edebilirsiniz. Tekrar kapatalım ve pişmeye devam edelim. Şimdi biberlerimizi de ilave edelim. Onlarla da şöyle bir sotelensin. Brokollerimizi de yıkadım. Saplar tabii ki atmıyoruz arkadaşlar. Sapları sert olduğu için onları ikiye böldüm. Bunu önden atıyorum. Onlar da şöyle bir kavrulsun. Brokoli çok çabuk piştiği için onları az sonra koyacağım.
Saplarında vitamin var arkadaşlar, sakın atmayın. Böyle benim yaptığım gibi ikiye bölün. Onları da içine ilave edin. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt koyacağım demiştim ya arkadaşlar. Onun üzerine de kırmızı biber yapacağım. Siz ama daha sağlıklı olsun istiyorsanız direkt pul biber döküp yoğurdun üstüne yiyebilirsiniz. Kırmızı biber üzerine yakacağım için ben şimdi koymuyorum. Toz kırmızı biber ya da pul biber içine atabilirsiniz şu anda. Tamam. Brokollerimizi de içine ilave edelim. Kapağımızı kapatalım ve pişmeye devam etsin. Şöyle bir kontrol edelim. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tavanızda özellikle yapışmayan, yanmayan tavalardan seçin. Şöyle kapatalım. Altını da tamamen kısıyorum. Sebzelerimiz pişti. İyice soğuması için şöyle servis kabımızın içerisine alalım. Daha fazla da yumuşatmaya gerek yok. Şu şekilde güzelce koyalım. Üzerine yoğurt koyacağımız için biraz soğusunlar arkadaşlar. Şöyle kenarda beklesin bizi. Bu arada şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. İçerisine bir tatlı kaşığı da toz kırmızı biber koydum. O da şöyle ocağımızın altını yaktım. Isınsın. Sarımsaklı yoğurdumuzun üzerine koyalım. Buraya da bir kase yoğurdum var arkadaşlar. 1-1,5 su bardağı kadar. İçerisine 1-2 diş de sarımsak. Şöyle biraz da tuz koyalım. Yağımızı yakmayalım. Şöyle sarımsaklı yoğurdumuzu da, eğer süzme yoğurdunuz varsa süzme yoğurdu koyun. Yoksa yoğurdun suyu az bölümünden, susuz bölümünden şöyle. Süzme yoğurdunuz da yoksa arkadaşlar, daha önceki videolarımda karışık kızartmada gösterdiğim gibi ters süzgecin üzerine halı kağıdı koyun. İçine de yoğurdunuzu koyun. Altına bir tane de çukur kap. Buzdolabının içine koyup bir gece beklesin. Süzme yoğurdumuz hazır. Brokolimiz bu şekliyle yenmeye hazır. Ama benim gibi daha da lezzetli olsun istiyorsanız şöyle yoğurdumuzu üzerine koyalım. Hem şık hem lezzetli. Bu yenmez mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Ne kadar da güzel oldu. Davet sofraları için de gayet şık. Bunun yanına et, tavuk, balık, hatta köfte şahane olur. Çocuklarınıza sebze yediremiyorsanız bu şekilde görüntüsüyle onları da cezbedecektir. Şöyle yapalım. Ben sağlıklı yerim, üstüne yağ yakmam diyorsanız üzerine pul biber dökün. Yenmeye hazır arkadaşlar. Ama ben biraz da şöyle lezzetine lezzet katayım istiyorum. Şöyle yağımızdan biraz ilave edeceğim. Çok fazla dökmeye gerek yok.
Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tarifimi. Oldukça pratik, lezzetli. Hem de çok sağlıklı bir yemek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.